tanıtım günleri önemli. Birçok şehir bu mekanda tanıtım günlerini gerçekleştiriyor. Biz Şanlıurfalılar olarak ilkini gerçekleştiriyoruz. Ama gezecek, görecek, tanıtacak bir şeyiniz olacak. Tanıtacak şeyleriniz varsa, gezdirecek yerleriniz varsa, tarih şehriyseniz, tarım şehriyseniz ve turizm şehriyseniz burada söyleyecek çok şeyiniz var, gezdirecek ve gösterecek çok şeyiniz var. Çok şükür Şanlıurfa lafta değil, gerçekten de az önce gerek Büyükşehir Belediye Başkanımız, gerekse valimizin ifade ettiği gibi onlarca, yüzlerce tarih kokan eserle iç içe açık hava müzesi bir şehir. Sen Şanlıurfa'yı görmeden bu coğrafyanın medeniyetlere beşiklik yapmış olan bu coğrafyayı gezmeden dünyanın neresine gitsen ne ifade eder? Onun için bu yanlış anlayışlardan mutlaka çıkmamız gerekiyor ve hep beraber bu günleri çok daha anlamlı kılarak bütün eserlerimizi, bütün güzelliklerimizi gündeme taşıyarak, el birliği, gönül birliği yaparak Şanlıurfa'mızın hem ülkemizde hem dünyada daha iyi tanıtılması noktasında üzerimize düşen görevi sivil toplum örgütleriyle, siyasetçisiyle, kamusuyla, el birliğiyle gerçekleştirmemizin ülkemizin geleceği, ülkemizin turizmi açısından son derece önemli olduğunu ifade ediyor. Katkı sunanlara teşekkür ediyor. Günümüz ve günlerimiz hayırlı olsun diyor. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. Bugün çok özel bir gün. Bugün başkentte hem siz aziz Şanlıurfalılarla hem değerli misafirlerimizle bir arada olmanın mutluluğunu ve sevincisi içerisindeyiz. Kadim şehrimiz Şanlıurfa tanıtım günleri programımıza tekrar hepinize hoş geldiniz diyorum. Sefalar getirdiniz. Şanlıurfa hem eşsiz bir tarih laboratuvarı ve açık hava müzesi, hem üç semavi dininin mensupları için ruhani ve manevi bir merkez, hem GAP ile birlikte daha da yükselen önemli bir tarım üretim havzası vasıflarına madde ile manayı en iyi şekilde mezzetme kapasitesine sahip önemli bir merkez konumundadır. Kente, mutfakta müziğe, el sanatlarından arkeolojiye kadar çok farklı alanda gezilecek olan müzelerimiz bulunmaktadır. Türkiye'nin 5. büyük arkeoloji müzesi de bunların arasındadır. Aynı zamanda Urfa dünyanın en büyük açık hava müzesidir. Medeniyetlerin ve uygarlığın buluştuğu, kaynaştığı, hoşgörünün ve muhabbetin başkentini Hazreti İbrahim Peygamber'den miras kalan cömertlik ve misafirperverliği, Hazreti Eyüp Peygamber'den gelen sabır öğretisini görmek istiyorsanız bir gün yolunuz mutlaka Urfa'dan geçmelidir. Şanlıurfa sadece peygamber hatıralarının yaşatıldığı bir belde değil, aynı zamanda peygamber ahlakının da hayat bulduğu bir şehirdir. Kardeşlikte, diğergamlıkta, insani değerlerde de Halil İbrahim bereketi göze çarpmaktadır. Şanlıurfa, mayasının, özünün güzelliğini Suriyeli kardeşlerine olan tutumuyla bütün dünyaya bir kez daha göstermiştir. Hepinizi en kalbi hislerle selamlıyor, Şanlıurfa'ya bir gönül yolculuğu yapmak üzere bekliyoruz. Urfa'ya karşı olan hizmetlerimize devam edeceğiz. Değerli hemşerilerim, ne yapsak ata memleketine karşılığını veremeyiz. Bunun idraki içerisindeyiz. Allah hepinizden razı olsun. Burada her zaman bir hemşerinizin olduğunu unutmayın. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyor. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Şanlıurfa'mızı Ankara taşımanın gururu ve onurunu yaşıyoruz. Bugün burada olmamızı sağlayan başta Şanlıurfa Valimiz Güngör Azim Tuna'ya, Büyükşehir Belediye Başkanımız Nihat Çiftçi'ye ve bu oluşumun başından sonuna kadar desteklerini esirgemeyen Vali Yardımcımız Tarık Açıkgöz'e sonsuz teşekkür ediyoruz. Teşekkür zaten. Makine kimin? Teşekkürler.
Her şanlı Urfalı seviyor. Sevmek zorundadır. Sevmezsem ben belediye başkanı seçmezsem. Bir parça alın başkanım. Allah'ım.